Bugün size tanıtacağım ve bilgi vereceğim konu bilgisayar üzerinde uygulaması çalışan SideQuest uygulaması arkadaşlar. Bu SideQuest uygulaması direkt olarak Oculus Quest için kullanılan bir uygulamadır. Bununla ilgili olarak SideQuest nereden indirilir, ne şekilde kurulur ve neler yapabilir bunu size anlatacağım. Bunun yanında çok önemli bir konu olan Oculus Quest 2 içerisinde developer mod özelliğini nasıl aktif hale getirebilirsiniz size bunu anlatacağım. Yani çok basit bir işlemdir ama bilmediğiniz zaman nasıl yapacağınızı çözemeyebilirsiniz. SideQuest nedir? SideQuest PC üzerinde çalışan bir uygulama dediğim gibi. Bu uygulamayla Quest'inizi bilgisayarınıza bağlıyorsunuz ve bu sayede 3. parti APK yazılımlarını cihazınıza yükleyebiliyorsunuz. Çok kolaylıkla bir tuşa tıklıyorsunuz. APK yani APK biliyorsunuz Android'teki yükleme dosyalarının adıdır, uzantısıdır. Bunları kolayca yükleyebiliyorsunuz. Bunun dışında cihazınızda olan oyunlar ya da yüklü uygulamaların tam backup'ını alabiliyorsunuz. Yani game datalarıyla birlikte. Örnek veriyorum, cihazınız 64 GB'lık bir başlık olabilir. 64 GB'lık bir başlıksa yeni oyunları yükleyemeyeceksiniz. Bu durumda bununla backup'ını alarak daha sonra backup'tan geri dönebiliyorsunuz. Bunların nasıl yapıldığını size göstereceğim. Onun dışında bunları yapabilmeniz ve bunu bağlayıp sideloading dediğimiz 3. parti APK dosyalarını yükleyebilmeniz için Oculus Quest 2'nin developer mod özelliklerinin aktif olması lazım. Bunun nasıl yapıldığını da size göstereceğim. Ve arkadaşlar bunun çalışabilmesi için gereken de bazı dosyalar var. Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. Hep birlikte beni takip edin. Evet arkadaşlar, şu anda bilgisayarımdayım. Öncelikli olarak sizden indirmenizi istediğim iki farklı dosya var. Bir tanesi SideQuest'i indirmeniz gerekiyor. Bir tanesi de Android'in kendi developer sitesinden Platform Tools dediğimiz bir tool'u indirmemiz gerekiyor. Çünkü developer modunun yani cihazın direkt olarak harici olarak müdahale edebilmeniz için bu Platform Tools denilen dosyaların sizde cihazınızda olması gerekiyor. Evet, öncelikli olarak SideQuest'i indirelim. Şu şekilde arkadaşlar, direkt Google'a SideQuest yazıp Enter'larsanız ilk kısımda göreceğiniz üzere SideQuest.vr.com diye bir site geldi karşınıza. Direkt olarak siteye tıklayıp girebilirsiniz ya da burada Download and Setup SideQuest diye bir seçenek var arkadaşlar. Buradan yaparsanız buradan bir şekilde kolaylıkla işte Windows 64 bit için, macOS için, Linux için olan sürümleri var. Biz burada Windows 10 64 bit sürümünü indirip kurmanız gerekiyor. Bunu kurduktan sonra şunu yapmanızı istiyorum. Platform Tools yazın arkadaşlar. Enter'layın. Gördüğünüz üzere Google'da ilk başta developer.android.com yani Android developer geliştiricileri için olan bir SDK ile ilgili bir sayfa geldi. Burada SDK Platform Tools diye bir kısım var. Hemen ilk linke tıklıyoruz direkt. Evet arkadaşlar, bu sayfada yine 3 farklı Mac, Linux ve Windows için seçenekler var. Burada Download SDK Platform Tools for Windows. Bunu tıklayıp şuradan aşağıdan da onaylayarak download dediğiniz zaman bunu direkt olarak bir zip dosyası halinde sizin PC'nize indiriyor arkadaşlar. Şöyle basalım ve şu anda aşağıdan indirmeye başlayacak hemen. Evet arkadaşlar, şu anda indirmeye başladı. Şimdi arkadaşlar, bu inmiş olan dosyayı direkt olarak mesela bir C'nizin altında direkt bir C Platform Tools olarak açmanız daha faydalı. Hem daha sonra erişmenizde bulmanız kolay olması açısından ve bunun çok uzun bir alt uzantılı olmasını tavsiye etmiyorum. Bunu yaptıktan sonra dediğim gibi C'nin altını açacaksınız arkadaşlar ve bunu size System Path kısmına eklemeniz gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman sistem otomatik olarak bu Platform Tools dosyasının ve içerisindeki ADB exe'nin nerede olduğunu otomatik olarak bulabiliyor. Bu niye gerekli arkadaşlar? SideQuest çünkü bunu kullanıyor, bu ADB dosyasını ve bu bağlantıyı kullanarak sizin yüklemeleri, 3. parti yazılım yüklemelerini yapıyor ve cihaza müdahale sağlıyor. Bundan dolayı da mesela şurada bakabilirsiniz ne şekilde yapıldığına. Direkt olarak sistem ortam değişkenleri şekilde arattığımız zaman göreceğiz de ayarımıza şuradan giriyorsunuz. Sistem özellikleri, şu ortam değişkenleri diye bir kısım var. Tıklıyoruz. Burada yukarıdaki kısımdan Perf yazana giriyorsunuz çift tıklayarak. Buraya yeni diyerek, burada mesela BMC Platform Tools adı altında bulunduğu lokasyon. Buraya bunu kaydediyorum arkadaşlar. Tamam diyorum. Büyük ihtimal restart atmak gerekmiyordur ama istiyorsanız restart da atabilirsiniz eğer herhangi bir sıkıntı yaşarsanız. Bu şekilde bunu da buraya kaydettikten sonra işlemimiz tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar,
çok önemli bir kısma geldik. Oculus Quest 2'de developer modu nasıl aktif hale getireceğiz? Burada da hemen şurada bir adres göreceksiniz arkadaşlar. Ben bunu direkt videonun açıklamalarına da yazacağım. Buradan bakarak yazmanız zor olur diye. Direkt oradan kopyalayabilirsiniz. developer.oculus.com manage organization create. Bu sayfaya girmeniz gerekiyor. Bu sayfaya ilk girdiğiniz zaman login olmanızı ister. Oculus Quest hesabınıza login olmanız gerekiyor. Yoksa işte login ya da sign up şeklinde kısım geliyor. Ben zaten login olduğum için direkt olarak bu geliyor karşıma. Burada bir create new organization sayfasına geldik. Burada kuruluş adı kısmına herhangi bir şey yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra değiştirebilirsiniz. Bunu buraya yazıp da gönder deyip onayladıktan sonra bu sayfada yapacağınız işlem bitiyor arkadaşlar. Bu sayfadaki işlemi bitirdikten sonra yapacağınız işlem ise telefon cihazınıza Oculus uygulamasını yüklemek olacak. Şimdi arkadaşlar ben size telefonun üzerinden ne yapacağınızı göstereceğim. iOS için ise iOS cihazım varsa iOS için olanı, Android ise Android olanı indirmeniz gerekiyor. Benim cihazım Android olduğu için Android'i indiriyorum ben arkadaşlar. Hemen ayarları telefon üzerinden göstereceğim size. Evet, şu anda Android için olan Oculus Quest 2 uygulamasının içerisindeyim. Şu an ana ekrandayım. Cihazınızı önceden de tanıttığınızı varsayıyorum. Aşağıda göreceğiniz üzere Devices kısmı var. Devices'a giriyoruz hemen. Device'a girdik. Şu anda Oculus Quest'i arıyor ve Oculus Quest'imi gördü. Dediğim gibi Bluetooth ve lokasyonun açık olması lazım. Yoksa uyarı veriyor bunları açın diye. Şu anda bağlı gördüğünüz üzere Oculus Quest'im. Burada dikkatinizi çekecek şey bir developer mod diye bir kısım var arkadaşlar şurada. Buradaki developer mod kısmının buraya gelmesi için biraz önce PC'de yapmış olduğumuz işlemi yapmış olmanız lazım. Aynı yani bu telefondan, cihazınızdan ve PC'nizden girdiğiniz Oculus hesabının aynı olması lazım. Bu şekilde yaptığınız zaman developer mod hesabınızda aktif hale geliyor ve burada da bu developer mod seçeneğini arkadaşlar görebiliyorsunuz. Buraya tıklayıp buradaki hemen buradaki kısımdan developer mod tikini aktif hale getirip kapatıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da headsetinizi restart atıyorsunuz ve Oculus Quest 2 üzerinde developer modunuz aktif hale gelmiş oluyor kolaylıkla. Şimdi Oculus Quest 2 üzerinde geliştirici ayarlarımız aktif hale geldi. Onu da size başlığımızı takarak göstermek istiyorum şimdi. Evet, şu anda Oculus Quest 2 içerisindeyiz. Size tabii şu anda önümde bir masa görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da Oculus Quest 2'nin bir özelliği. Experimental, deneysel özelliklerden herhangi bir masanızı buraya taşıyabiliyorsunuz kolaylık açısından. Şimdi şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Buradan basıyoruz saat kısmına, ayarlar kısmına giriyoruz. Şimdi burada aşağı doğru indiğimiz zaman gördüğünüz üzere bir geliştirici diye bir kısım gelmiş gözüküyor. Normalde bu kısım burada değil. Telefondan yaptığımız işlem sonrasında bu kısım geliyor arkadaşlar. Ve geliştirici kısmında gördüğünüz üzere bir USB bağlantıları diye bir burada bir seçenek var. Bu seçeneği aktif hale getirmeniz lazım. Bunu getirmediğiniz zaman, bilgisayarınıza taktığınız zaman herhangi bir şekilde cihazınızı algılamıyor arkadaşlar. Direkt olarak bunu aktif hale getiriyorsunuz. Hatta şöyle yapayım, bilgisayarımdan çıkarıyorum şu anda kabloyu. Tekrar takıyorum. Bağlı cihaz bu başlıktaki dosyalara erişebilecek şeklinde bir şey geldi. Ayrıca ilk kez yaptığınızda işte ayıklamaya izin ver, bu cihaza güven gibi bazı seçenekler gelebilir arkadaşlar. Şu anda burada yapacağımız ayarlar da bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bu geliştirici kısmının gelmesi için telefondan yaptık işlemi ve buradan da şu tiki aktif hale getirdik ki bu sayede direkt olarak taktığımız zaman bu onayı verebilirim. Şimdi başlığımızı çıkarıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar PC'mize dönelim. Şimdi size SideQuest'i nasıl kullanacağımızı göstereceğim. SideQuest'imizi açtık. Şu anda ana ekrandayız arkadaşlar. Şu sol kısmı yukarıya bakmanızı istiyorum. Burada görmüş olduğunuz Oculus Quest 2 yazıyor. Bir yeşil bir ikon var. Bu yeşil ikon eğer burada görmezseniz bağlantıyı sağlayamamış demektir arkadaşlar. Bu da büyük ihtimalle demin söylemiş olduğum ADB ile ilgili olarak yaptığım dosyaları indirmemiş ya da gerekli o path ayarlarını yapmamış olmanızdan kaynaklanabilir. Şimdi bu ana ekranımız dediğim gibi buradan login olabiliyorsunuz. SideQuest nedir arkadaşlar? Burada normal markette olmayan uygulamalara, beta, alfa sürümlerine yani geliştirme aşamasında olan uygulamalara erişebiliyorsunuz. Yani bunun dışında farklı farklı dediğim gibi markete yer almayan uygulamalara erişebilirsiniz. Çok güzel de kategoriler var. Örnek veriyorum, şuradan mesela kolayca bulamayacağız. Hand tracking'e bastığımız zaman şurada görmüş olduğunuz bütün buradaki uygulamaların hepsi hand tracking ile çalışan uygulamalar.
Normalde arasanız marketten hand tracking'i direkt olarak bulmanız mümkün değil ama burada mesela işte puzzle var. Daha önce tanıttığım hand physics lab var. En son yaptığım, bir önceki yaptığım video olan piano var arkadaşlar. Bunları buradan tıklayarak bunları da indirmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar bu uygulamanın avantajlarını size anlatayım. Hiç kullanmadım ama buradan Oculus Quest'in ben cihazınızı stream yapmanızla ilgili bazı yerler var. Açıkçası bunu ben hiç kullanmadım. Kendiniz işte normal bir stream ya da Oculus Custom stream şeklinde ya da burada hangi ayarlarla stream yapacağınız gibi bazı seçenekler var. Ben bunu hiç kullanmadım. Bu şu an kabloyla bağlıyım ben. Kablo yerine wireless olarak yapmanızı sağlayan bir kısım var. Experimental diyor. Yani şu anda deneysel. Tam olarak stabil çalışmayabilir anlamına geliyor arkadaşlar. Bu özellikler. Bunu da kullanmadım. Niye kullanmadım? Çünkü her zaman için kablo daha hızlı transfer sağlar. Ve bazı dosyalarınız çok yüksek olabilir boyutu. Ona dolayı ben açıkçası bu arada gerek duymadım. Direkt olarak kablo en temizliği için çünkü. Çok önemli bir kısma geldik. Üçüncü parti yazılımı nasıl yüklersiniz? Bütün her şeyi buradaki yeşil ikonu görüyorsanız, cihazınız bağlıysa, şurada görmüş olduğunuz bir install apk file from foreground computer. Yani apk dosyasını herhangi bir bilgisayar üzerinde bir klasörden yüklediği arkadaşlar. Burada tıkladığınız zaman buradan direkt olarak seçiyorsunuz arkadaşlar. Seçtiğiniz zaman mesela burada bir Pinterest diye ben bir tane dosyayı zaten indirdim. Onu da ben size çok kısaca size nasıl yapacağınızı anlatayım arkadaşlar hemen. Şöyle yapalım. Şuraya apk pur yazın mesela arkadaşlar, aratın. Burada apkpur.com diye bir site geldi. Bu direkt olarak orijinal Google Play'deki uygulamaların kendini bünyesinde barındıran bir web sitesi. Buraya mesela Pinterest. Niye Pinterest dedim arkadaşlar? Çünkü Pinterest'in Oculus Market'inde olduğunu zannetmiyorum bunun uygulamasını. Buradan giriyoruz. Yani ben size burada üçüncü parti direkt olarak natif olarak desteklenmeyen bir uygulama, yani herhangi bir uygulamanın nasıl yükleneceğini gösteriyorum arkadaşlar. Buradan indir APK'ya bastığınız zaman 89 MB dosyayı indiriyor arkadaşlar size. Sonrasında tekrar SideQuest'i açalım. Dosyamızı bulalım. Çift tıklayalım. Şu anda aşağı kısma bakın. Starting up install yazdı. Şimdi burada yükledim yüklemedim nereden göreceğiz? Şurada bakın running one task diye bir şey yazdı. Aşağıda all task completed yazdı şu anda. Şuradaki tuşa bastığınız zaman mevcut olan yaptığım bütün işlemler, silme, backup, yükleme, kaldırma, her tür işlem burada sıra sıra başarılı mı değil mi bunları da yazıyor. Yani şu anda Pinterest uygulamasını, Oculus Quest uygulamasına yükledik arkadaşlar. Hemen şimdi bunu şu şekilde deneyelim. Ben gene bir Quest'imizi takayım kafama, bakalım Pinterest gerçekten yüklendi mi? Evet arkadaşlar, şimdi ne şekilde yapacağız? Bir şöyle göstereyim. Mesela buraya tıklıyorum arkadaşlar. Bakın, buraya baktığımız zaman yüklediğimiz Pinterest uygulaması burada mevcut değil arkadaşlar. Peki Pinterest uygulaması nerede? Şimdi bu çok önemli bir konu. Şu sağ tarafta tüm yazan kısım var arkadaşlar. Üçüncü part olarak kendiniz ayrıca yüklediğiniz bütün uygulamalar şurada aşağıda görmüş olduğunuz bilinmeyen kaynaklar yazan kısımda yer alıyor arkadaşlar. Yani ne yüklerseniz yükleyin, store'dan yani kendi marketten yüklemediğiniz her şey burada yer alır. Mesela buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladım. Gördüğünüz gibi buraya yüklü olan her şey burada çıkıyor. Şurada mesela en başta bir Pinterest yazıyor şu anda. Pinterest'e tıklıyorum. Ve arkadaşlar göreceğiniz üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda Pinterest'in Android telefonları için yapmış olduğu uygulama. Yani normalde biz bunun marketinde bu Pinterest uygulaması yok diye biliyorum. Bu WhatsApp da olabilirdi. Herhangi farklı bir uygulama da olabilirdi. Kendi yazmış olduğunuz Google Play'e koymuş olduğunuz bir uygulama da olabilirdi. Şu anda gördüğünüz üzere direkt olarak çok son derece rahat bir şekilde uygulamamızı yükledik. Şu anda bu telefondaki yüklü olan uygulamanın aynısı. Yani bu özel olarak bu Oculus Market'e ya da Oculus Quest'e tasarlanmış bir uygulama değil. Bu dediğim gibi bu uygulama gibi birçok uygulamayı bu şekilde yükleyebilirsiniz ve bu şekilde 2D yani tam karşınızda herhangi bir VR gibi değil, karşınızda bir ekranı görüyor gibi bu şekilde çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi normalde burada bir sürü şey yükleyebilirsiniz. Bunlara erişmenizde sıkıntı olabilir. Bununla ilgili olarak da mesela TÜMİN'e geliyorum. Şimdi bazı third party uygulamaların çalışması için launcher yapmışlar. Direkt olarak karşınızda buna benzer bir ekranda bütün her şeyi size resimlerinde listeleyen bir ekran launcher özelliği var. Ancak bu launcher da üçüncü parti bir yazılım olduğu için yüklediğiniz zaman gene bilinmeyen kaynaklara geliyor.
Bunu nasıl atlatmışlar arkadaşlar? Ben bununla ilgili size linki gene açıklama kısmında vereceğim. Burada bir tane markette olan uygulamanın paket ismini kullanarak farklı bir launcher uygulaması yapmışlar. Yani ben burada mesela neyi kullanıyorum? Örnek vereyim. Evet, şimdi arkadaşlar bakın. Şurada mesela Traveling While Black şeklinde bir uygulamam var. Bu normalde markette olan bir uygulama. Ama bu spoof yapıyor. Yani bu benim şu anda şu bilinmeyen kaynaklarım launcher şeklinde kullanıyorum. Buna tıkladığım zaman bu bilinmeyen kaynaklardaki bütün uygulamalarımı listeleyen bir launcher açılıyor. Ancak buraya gelmesi için dediğim gibi buradaki bu fake bir isim. Yani bu aslında bu isme ait değil. Normal indirdiğim yerde farklı birkaç tane dosya daha var. İstediğiniz isimde olanı indirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, third party uygulama yüklemesi bu kadar kolay. Şimdi diğer bir özelliğini göstereyim. Şurada Manage Files on the Headset dediği, buna bastığınız zaman direkt olarak dosya sistemini görüyorsunuz ama bu son derece gereksiz. Niye arkadaşlar? Direkt olarak PC'den, bilgisayarından girerek normal bir flash disk takmışsınız gibi cihazın içerisine eriştiğiniz için buradan uğraşmanın hiçbir mantığı yok açıkçası. Burayı ben size tavsiye etmiyorum. 9 noktalı yere geliyoruz. Current Installed Apps, yani şu anda yüklü olan uygulamaların hepsini cihazında yüklüyorum. Yani third party ya da orijinal yüklediğiniz hepsi burada arkadaşlar. Şimdi mesela örnek veriyorum, Beat Saber. Yanındaki ayar ikonuna tıkladığımız zaman burada bazı seçeneklerimiz var. Kısaca ben size ileteyim. Sağdan başlayalım. Launch App'a bastığımız zaman otomatik hemen oradan cihazımızın içerisinden uygulamayı çalıştırır. Force Close App dediğimizde çalışan uygulamayı sonlandırır. Clear App Data dediğimiz zaman bütün o içerisindeki save'ler ve datalar silinir, ilk kez açıyormuşsunuz gibi olur. Uninstall App uygulamayı cihazından siler. Open Backups'ı da eğer backup alınmışsa bununla ilgili backuplarınızı gösterir. Şimdi arkadaşlar, peki bu backup nasıl alınır? Mesela BitSaver'da ben backup alacağım. Şu backup game data var arkadaşlar. Şurada göreceğiniz üzere diyor. Bunu bastığınız zaman game datasını, OBB dosyalarını ve çoğunu backupluyor. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Her oyunda çalışmayabilir diyor. Mesela backup game data dedik arkadaşlar. Şu yukarıdan running task arkadaşlar. Şu anda backuplama işlemine başladı. Ben size nasıl restore yapıldığını da göstereyim. Evet, şu anda backup işlemi tamamlandı. Tekrar gidelim arkadaşlar. Ayarlara girelim. Şuradan Open Backups'a bastığım zaman şu anda normalde çıkması lazımdı ama demek ki buradan yapılmıyor arkadaşlar. Buraya bastığımız zaman uygulamanın da backup'ını alıyor. Ve arkadaşlar, burada backup lokasyonunu seçebiliyorsunuz. Şuradaki yandaki tuşla da Backup Restore All. Buraya tıklayarak hepsini, istediğiniz hepsini tık 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 tıklayıp bir anda topluca backup ya da restore yapabiliyorsunuz. Mesela Change to Restore'a basalım arkadaşlar. Evet, burada geldi. Bakın, Restore Everything diyor. Benim şimdi Beat Saber'ı ben backup aldığım için şu anda sadece Beat Saber'ın backup'ı var. Buradan Restore'a tıklayıp Run Restore dediğim anda bütün o dataları gerisi geri koyacak. Change to Backup diyerek de tekrar backup moduna geri dönüyor. Backup'lar da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, burada bununla ilgili ACB komutları da çalıştırabiliyorsunuz direkt olarak buradaki kısımlardan gördüğünüz üzere. Burada bazı ayarlar, şeyler var göreceğiniz üzere. Yani ben bunlara bu videomuzda girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü özel olarak bundan sonra bir video daha yapacağım. Özel olarak hani bu Oculus Quest'i neden bunalık görüyorsunuz? Ya da daha net nasıl görebilirsiniz? Piksel gözükürse pikselsiz nasıl görebilirsiniz? Nasıl daha iyi net kayıtlar yapabilirsiniz? Bunlarla ilgili ben ayrı bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Bu konulara ve burada görmüş olduğunuz kısımlara da ben bu diğer videomuzda değineceğim. Bu yüzden arkadaşlar, bu videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın lütfen. Sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.